Aslan. Canım. Sen hakikaten terapi konusunda ciddi misin? Ciddiyim evet ya. Sen anneme de birisini bulursun olur mu? Biz de böyle yepyeni birisine gidelim. Ama suç anlatmayacaksın Hasan olur mu? Ne olur rezil oluyoruz yapma ya. Oh, oh işte böyle gül sen hep. Ne olur gül. Vallahi bu gülüş için bütün dünyayı karşıma alırım ha. Devin bu Urla'daki bizim evimiz var ya. Tamam Aslan boş ver şimdi gerek yok konuşmaya. Bu olan biten her şey bizim planlarımıza engel olmayacak. Yeniden aile kurmamıza engel olmayacak. Tamam. Tabii ki olmayacak. Annen iyileşene kadar. Gerçi bir sene kadar bir kira girmiş oldu sana ama o da seni bozmaz. Yalnız ay bize biraz büyük bir ön çalışma yapmamız gerekecek sanki. İyi yapacağız ya sen onları. Önce öyle bir çalışma. Evde akrep var. Sokacak. Nereye girdi? Köşe bucak saklanmıştır o. Günaydın Seher Hanım. Neredeymiş akrep? Akrep var. Turgut. Buyur dayıcım. Bu annemin. Al bunu. Yaptır eve bırak. Tamam dayıcım. Tamam. Anne. Ne yapıyorsunuz? Devin terapisi mi buldu seni? Evet buldu sağ olsun. Kimi buldu? Bizzat kendisi. Ne demek ya kendi? Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Benim aklıma mukayyet ol ya. Ya bana akıl ver ya. Bak lütfen sakinlik oğlum, ver. Oğlum bana terapisti ara demedin mi? Sana da yaranılmıyor yani. Ya siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Öyle değil, öyle değil. Yani olmayacak tek kişi var gelip de burada yani olmaz ya. Bu ailenin sırlarını kimle paylaşabilirim ben başka? Tamam, Devin iyi bak, benim ya, için. Ya, tamam, ne Devin'i ya? Gidiyorum ne? Ben. İyi benim için. Yas. Aslan, canım. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bana ya? Bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Söyle. Canım Aslan, düşündüğün gibi değil diyorum. Evet, annen geldi, bir şeyler anlattı, sonra da gitti. Daha öyle bir şey başlamadı ki bile henüz yani. Henüz mü? Aman canım lafın gelişi Aslan. Sen bana ne anlattı sen annem? Dökül bakayım. Dökül, 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 dökül. Aslan, dökül. Koltukta dökül. Bana anlatılanları kimseye anlatmam mümkün değil biliyorsun. Aa, sen beni almaya geldin. Terapimize gideceğiz. Geç kaldık sevgilim. Sen yok, beni almaya canım, geldin sen değil bırak mi? Şimdi başka terapisti ya. Sen beni almaya geldin. Bizim, hadi. Bizim ikimize de terapiyi sen ver. Beni şuraya yatır. Tamam mı? Ne yapıyorsan yap buraya. Yatır hadi. Canım, hadi, tamam. Hadi gel geç kaldık. Aslan ailemizin kadrolu terapisti. Evet, evet gel ailemizin Aslan. Ailemizin kadrolu hadi. Terapisti. Şimdi bizim de terapimiz harika geçecek gel. Yalnız bak şimdi gelsin doktor hanım ben ona soracağım biliyor musun? Neyi? Bakayım evli mi değil mi? Evliyse kaynanasına terapi veriyor muymuş? Aslan ben senin annene terapi yapmadım diyorum ya. Anlamıyor musun? Geldi bir şeyler anlattı gitti diyorum. Ne anlattı sana? Ne anlattı? Bak bir şey söyleyeyim mi sizi var ya bak hepinizi şikayet edeceğim ben ha. Bu doktorları şikayet edebileceğim bir yer mi? Seni şikayet etmek istiyorum ben ya. Canım sevgilim biliyorum terapi yüzünden birazcık gerginsin ama sen istedin ya gelmemizi Aslan. Ben... ne anlatacağız biz ya? Ben anlamadım ben ne anlatacağım ben şu an? İçinden ne geliyorsa onu Aslan bir rahat ol Allah aşkına ya. Neslihan Hanım soracak, sen de yanıtlayacaksın. Ne çağrışıyorsa kafanda. Vay, vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin meslek kıyak meslek ha. Yemin ediyorum ha. Soruyu sor, ne soracaksa sorsun. Ne güzel meslek. Cevap yok, cevap bizde. Sevdiysen sen de atsana marından da bir tane klinik. Kaç kuruş bunun seansı? Yok ebesin, ben gidiyorum abi. Aslan ya, yok. Otur bir şuraya. Allah'ını seversen. Aslan otur. Ben de. Çok özür diliyorum. Hoş geldiniz. Geç kaldım. Affedersiniz. Neslihan ben. Devin. Devin Akın Soykan. Çok memnun oldum Devin. Ben de öyle. Hoş geldiniz. Merhaba Aslan Soykan ben. Çok memnun oldum Aslan Bey. Buyurun lütfen. Harika. Arkadaşlar içecek getirmişler. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz. Ne demek. Ol. Aslan Bey, annenizle ilişkiniz hep böyle zorlu ve mücadeleci miydi?
özür dileyerekten yani bir şey sormak istiyorum hocam size. Hocam değil ha, hanım. Ya hanımefendi yani özür dileyerekten sorayım. Şimdi bu bir çift terapisi diye ben buraya getirildim. Ama ya tabii siz en doğrusunu yine bilirsiniz yani ikiniz. Siz, kendisi de aynı meslekten olduğu için. Ama yani biraz sanki bana yoğunlaştık gibi geliyor. Aslında şöyle, ikinizin de ailelerinden bahsedeceğiz Aslan Bey. Biraz önce anlattığınız konuda Devin Hanım'ın babası ve annenizle yaşadığınız şey gerçekten sizi derinden etkilemiş. İlişkinizin dinamikleri aileleriniz kaynaklı olumlu ya da olumsuz yönde değişkenlik gösteriyor. Yani sadece genelde olumsuz. Bak işte mesela al. Allah'ım yarabbim. Sabaha kadar böyle basit bir mevzu için tartışabiliriz. Yani, trajikomik bir şey yani. Tartışmak bizim için bir atasporu yani. Çok güzel. Birçok ilişkide sağlıklı bir tartışma ilişkiyi kurtarır biliyorsunuz ki. Esas sonun başlangıcı bu tür konularda... İletişimsizliktir. Aynen öyle. Allah'ım ya. Ne oldu? Aranızda konuşuyorsunuz ben bilmiyorum. Bu yüzden soruyorum size Aslan Bey. Annenizle en son ne zaman gerçek bir iletişim kurdunuz? Şimdi eğer kavga gürültüden bahsediyorsanız doktor hanım... ...vallahi hayatımda benim annemle kavgasız bir günüm olmadı yani. Gerçek bir iletişimden bahsediyorum aslında Aslan Bey. Samimi bir iletişimden. Mesela annenizle baş başa en son ne yaptınız? Emniyete gittik. Aslan onun diyor Allah aşkına. Ne diyeyim ben soru sordun ya yalan mı söyleyeyim emniyete gittim. Bir tane baş başanınız diyor Aslan ya, bir tane kızım, emniyet mi var ya, başka hiçbir kızım, şey yok mu Aslan? Emniyete gittik en son. Bana en son nereye gittin? Anamla emniyete gittim ifade verdi kadın orada. Ben de yanındaydım başka bir şey yok. En sonu sordu en sonu sordu. Tamam. Ben size müsaadenizle küçük bir ödev vermek istiyorum. Ayda ayda. Evet evet gerçekten korkulacak bir şey yok. Mesela annenizle yemeğe çıksanız. Ha, mükemmel. Değil mi? Ama baş başa olmak zorunda da değil Devin Hanım. Siz de katılabilirsiniz. Ha, al bakalım al. Çünkü hem evliliğiniz için hem de annenizle olan ilişkinizde bunun çok güçlü bir adım olacağını düşünüyorum. Olduramadım. Oldurdum, oldurdum. Olur, olur. Bana olur. Olur Neslihan Hanım. Tamam, ben yaparım. Harika. Yok, ben de yok. Ben yaparım. Ben yapmıyorum ya. Yok, ben de yok öyle bir şey. Ev iyidir yani. Evde yapalım, ev güvenlidir. Aslan yapma şunu işte ilk seansta ya. Yapma, ben çok meraklıyım senin annenle yemek yemeye. Kızım. Bir çaba gösteriyorum şurada. Sen de bir çaba göster. Kızım zaten yeterli. Ben buraya gelmem zaten başlı başına çok olağanüstü bir çaba ya. Bir dakika, bir dakika. O zaman yarın bir terapi daha düzenleyelim. Yarın Devin Hanım'ın babasını da masaya yatıralım. Onu konuşalım biraz da. Tamam tamam Aslan tamam. Onu tamam yarın da gelelim. Tamam. Tamam yarın da gelelim. Benim babamı da yatıralım tamam. Masaya. Tamam olur. Ama bu gece de sen ben annen o yemeğe gideceğiz. Ödevimiz neyse en güzel şekilde yerine getirelim lütfen. Aslan. Lütfen. Tamam yani yok ödev ya bu ne biçim bir ödev aşkı yani gerçekten. Gitmiyorum ben işte öyle bir şey yok. Ne iyi oldu. Buraya geldik. Kimin fikriydi? Neslihan Hanım'ın. Aslan. Haydi afiyet olsun mu? Afiyet olsun Hülya Hanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Afiyet olsun sevgilim. Anladık evim tamam. Anladık. Balığından ye balığından. Seni yiyorum. Balık güzel. Havalar da nasıl bozdu değil mi birden ya? Bir anda, bir günde kış geldi. Yağmur, kıyamet. Evet, çok kötü. Bu mu yani senin konuştuğun? Sen de denemek ister misin Aslan? Lütfen dene. Karabalığım. Ya bu Cebeli Tarık var ya 14 tane gol yemiş ya şeyden. Fransa'dan. Cebeli Tarık biliyor musun? 14 tane gol yemiş. Koşmamışlar, nal toplamışlar. Yapma ya. İkimiz de ne kadar açan bir sohbetle dahil oldun konuya Aslancığım. Oğlum. Urla uzak değil mi? Değil yani. Ben sizin için söylüyorum yani. Marina'da var ya şimdi.
Düşündüğün için sağ ol. Gerek yok. Ben uzak beyim. Ne yiyoruz biz şey? Asla. Gerçekten gülecek misiniz? Anne biz şu anda yemeğini yer misiniz? Ye bak yemeklerini soğutma tamam. Sağ ol kardeşim. Üstü kalsın. Kesene bereket. Sağ ol. Kesene bereket oğlum. Ben bir lavaboya gideyim. Bizim en azından denedik ya. Tamam mı? En azından denedik. Olmadı. O ne öyle ya? Huzur evi gecesi gibi. Aslan ulumu diyorum. Annene baksana. Bak bak ayağıyla ritim falan tutuyor. Şarkı söylüyor Aslan. Aslan. Belli ki çok güzel bir parti. Biz de gidelim mi ne olursun? Yok kızım bizim. Aslan, şş, bir dakika takın ha. Bizim öyle bir yerde işimiz yok. Bak şansımızı zorladık zaten tamam. Yeter eve gidiyoruz. Ya kadın ne kadar eğleniyor belli ki. Baksana. Ya hadi kızım ya. Ben bak. Aslan Bey aracınız aşağıda hazır bekliyor. Bir saat sadece. Bak yarım saat pazarlık yok. Pazar. Kardeş aracı ben sonra isteyeceğim senden. Nasıl istersen. Tamam sen. Yarım saat pazarlık. Biz... Tamam, pazarlık yok. Hülya Hanım, ne varmış burada? Bilmiyorum. Gidiyor muyuz çocuklar? Vallahi biraz böyle bir aşağı bakalım. Ha? Güzel bir şey varmış. Biraz takılalım, ondan sonra gideriz, olur mu? Olur, güzel olur. Gidelim. Olur mu? Ha? Hadi gel bakalım. Olmaz, olmaz deme hiç. Çok güzel. Zaman tüneli girmişim gibi. Ama genç kızlığımı hatırladım ben. Ya. Ya. Bana bir soda limon getirsen fazla kalmayacağız. Bir iki parça dinleyip uzayacağız çünkü tamam. Ne ben içersin? Ben bir soda bilirim hocam. Tabii. Sağ ol. Siz ne alıyorsunuz? Ben bir bir. Anne. Vay ya. De soğuk olsun illa. Allah Allah çok eğleneceğiz. Bu gece çok heyecanlıyım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Aslan biz ne yaşıyoruz? Allah aşkına bir simülasyonun içinde miyiz? Nedir bu ya? Bilmiyorum neyin kafasını yaşadığımızı. Şu anda Hülya Soykan dans ediyor ya. Ya dans ediyor, şarkı söylüyor ya. Şarkı da mı söylüyor? İnanılmaz. Resmen Hülya Soykan gitti, Hülya geldi. Ah be. Hadi bu gemi kalkar, başımıza bir şey gelmeden gidelim, zirvede bırakalım Aslan, bu işi. Aslan hayır, ne olur ya. Daha eğlenceli başlıyor, lütfen. Hadi, hadi. Bu gece asla kaçırmak istemiyorum. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence söyleme bir şey. Ne olur söyleyin. Bence gerek yok. Evet. Siz bayağı yakışıyormuşsunuz. Bir de kendimi düşündüm. Aslan, anlamak üzere. Aslan. Çok teşekkür ederiz. Senin gönül gözün mü açıldı? Ha?
Anlamadım. Ben gençken Erol Evgin'e aşık. Dur. Daha ileri gitme. Bu kadını benim şu anda kaldıramam. Tamam. Yeter. Yeter. Ya yapma. Annem söylenmişti. Hani gökyüzler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağarda bazen, hani gökyüzler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Gel. Gidiyor musun çocuk? Ufak. Ha? Dınla. Bak tuvalete gideyim. O kadar içer. Ben geleyim mi sizle? İhtiyacınız var mı? Yok, gidelim. Tamam. İnanılmaz. Aslan, çok pişman olduğum bir şey var biliyor musun? Nedir bakayım? Hiç videoyu çekmedik. Nasıl inandıracağız şimdi biz insanlara annenin bu kadar eğlendiğine, böyle gülüp dans edip şarkılar söylediğine? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 39 senelik oğluyum. İlk defa böyle görüyorum oğlu olarak yani. İnanamıyorum. Ya sen böyle gülme ama. Neden? Yani senin bir ilgisi yok da sen böyle gülünce... Tuhaf bir şeyler oluyor bana. Yapma ya. O zaman hep güleyim ben. Sakın burası yeri değil. Aslan lütfen. Burada değil. Burada yaşlılar var. Çok yaşlılar var. Burada yaşlılar var. Çok. Ya keşke gitmeseydik. Öyle mutluyum ki. Söyle mutlu musun? Çok. Tek parça haline gidiyoruz işte yalnızca. Annem nerede ya? Bilmem. Bir bakayım mı ben? Erinnerst du dich noch? Wir haben uns schon vorher auf der Toilette. Aslan şu annen mi? Möchtest du vielleicht was trinken? Yok yok. Bak şimdi bana var ya bak, ya şimdi yaşını başını almışsın sen bana Aslan. Kocaman adam dövdürecekler. Olur mu Aslan? Yok ya, bayağı yaşlı başlı canım. Adam. Yok yok bir şey yok, bir şey oldu yok. Bana yaşlı. Yok. Adam bayağı yaşlı Aslan. Alo. Aslan. Alo, sen hayırdır dayı? Alo, merhaba. Alo mu? Sen nerelisin? Sen, Almanca. Abi seni var ya Almanca dövüyor. Aslan. Verşiteş du. Biz iş alırız. Ya isyen. Ordnung, isyen. Ordnung. Sinirden benim elimi ayağımı titrettin. Alles in Ordnung. Bitte. Bitte. Bitte keine Tere. Diplomatik kriz çıkartacaksın. Şuna bak. Tamam. Haydi. Gidiyoruz tamam. Haydi. Kart zampara senin. Kart zampara ya. İyi misin? Ha? İyiyim. Çıkar bakayım şunu. Ver, aldım ben, tamam. Hı? Rahat mısın? İyi geceler Hülya Hanım. İyi geceler. Çok teşekkür ederim ikinize de. Hayatımın en güzel gecesiydi. Uyuyacağım galiba. Tamam biz çık. Sen bu kadar içkiden sonra. İyi uykular. Her şeye rağmen hala ailemin yanındasın. Sağ ol. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın sevgilim.
Şu an etrafımızda yaşlılar yok. Şu an etrafımızda yaşlı yok. Ha, gülebiliyor muyuz? Gülebiliyoruz değil mi? Anca kavga ettim biliyor musun? Hadi oradan ya. Vallahi. Gerçekten mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün... bugün aşırı güzel bir gün. Hiçbir insan evladı bizim canımızı sıkamaz, keyfimizi kaçıramaz. Leyla'nın mahkeme sonucu çıkacak bugün değil mi? Evet. Bak, çok güzel bir haber alabiliriz. İnşallah. Çok heyecanlıyım. Olacak inşallah. Olacak. Terapiyi unutma. Ay sen de ne meraklısı çıktın şu terapinin ya. Kızım sıra sende. Benim anneyi ameliyat masasına yatırdık. Performansını da gördük. Şimdi de senin babanı görelim bakalım. İyi. Görelim bakalım. O almana kadar... Yani aslında her şey yolundaydı. Herhangi bir problem de yoktu yani. Güzeldi, güzeldi. Aslında iletişim kurduk da sayılmaz yani aslında ama... konuşmadık yani pek. Bence konuşmaktan çok daha fazlasını yapmışsınız Aslan Bey. İletişim kurmak her zaman sadece sözcüklerle olmuyor değil mi? Doğru. O zaman benim şimdi anneyi çözdüğümüze göre... Çözdük bitti zannediyor. Ah, terapi dediğin öyle bir şey değil ki Aslancığım, daha yeni başlıyor asıl. Nasıl başlıyor? Nasıl bir şey olsaydı o zaman? Bir de sen anlat da babanı, bir de dinleyelim Devin Hanım. Sen niye şimdi Neslihan Hanım'ın seansını manipüle ediyorsun? Bırak o kendisi nasıl götürürse götürsün ya. Ben annemle ilgili anlatmam gereken şeyleri bugün anlattım. Bitti benim için. Benim bir problemim tamam, kalmadı. Tamam, sen Neslihan Hanım'ın seansına niye müdahale ediyorsun? Bugün Devin Hanım aslında biraz da bunun için buradayız. Yani bir sorun yok. Ben de babanızla ilgili konuşmak istiyorum. Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa. Yani anlayacağınız zor bir çocukluktu ya Neslihan Hanım. Öyle çok uzun uzadıya anlatabileceğim derin bir baba kız ilişkimiz de olamadı maalesef babamla. Neden maalesef dediniz Devin Hanım? Bilmem yani, olsun isterdim herhalde. Kim istemez ki babasıyla iyi olmak değil mi? Babasına karşı bütün hislerini kaybetmiş ve kayıtsız olan insanlar istemez mesela. Sizinle küçük bir yolculuğa çıkalım mı demeyeyim? Babanıza dair hatırınızdaki en mutlu olduğunuz anıyı paylaşır mısınız bizimle? Bilmiyorum, öyle bir şey olmayabilir. Herkesin vardır hayatta, herkesin. Yani muhakkak vardır yani. Buz patenine götürmüştü bir kere beni. 6-7 yaşlarında falandım herhalde. Çok hızlı öğrenmiştim dengede durmayı. Keyif de almıştım bayağı ama... bir gözüm böyle hep babamdaydı. Hatırlıyorum. O da eğleniyor mu, mutlu mu? Yoksa sıkılıyor mu diye böyle bir sürü şey geçiyordu kafamdan. Sonra dengemi kaybettim, düştüm. Babam da böyle elini uzattı. Kaldırmak için yani beni. Sonra böyle tam kaldıracakken o da düştü. İkimiz böyle yere kapaklandık. Sonra döndük böyle birbirimize baktık. Bir gülmeye başladık. Of, nasıl kahkahalar atıyoruz biliyor musunuz? Çok güzeldi. Babamı belki de ilk defa bu kadar güzel gülerken görmüştüm. Sonra? Sonra bir daha düştüm. Sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. Ama hepsi de artık bilerek tabii. Sırf babam gülsün diye. Gerçekten gülsün diye kendimi oradan oraya atıyordum sürekli. O kadar çok gülmüştük ki.
Pardon. Ay, o kadar çok gülmüştük ki. Her seferinde çok gülmüştük. Soğuktu da herhalde. Hiç. O zaman hissetmemiştim eve gelince. Anladım. Neyi? Morarmıştı her yerim böyle düşmekten. Ama sonrası daha güzel, sonrası. Böyle evde babam moraran yerlerime pansuman yaptı. Böyle tek tek merhemler sürdü. Çocuk doktorudur da benim babam. Pardon. Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir gündü. Yavrum, bak, baban tam 4 defa arka arkaya aramış. Görüyor musun? Arasak mı? Aslan, ben geç kaldım, tamam mı? Hadi gidelim. Dur, dur, dur. Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Sen bana ne demiştin, hatırlıyor musun annemle ilgili? Aslan, annenin yüzüne baktığın zaman o sesindeki öfkeyi, o yüzündeki hüznü görüyorum, anlıyorum. Ama anneni çok seviyorsun ve onun için endişeleniyorsun demiştin. Hatırlıyor musun? Haklısın. Ben şimdi içeride senin yüzüne baktım. Senin yüzünde de o hayal kırıklığı, o öfke, o hüzün. Ama sen babanı seviyorsun hala ve onun için endişeleniyorsun. Aynı. Şimdi ben sana söylüyorum. Ara. Ara. Lütfen ara. Aslan, hadi tamam. Geç kaldım. Ara. Leyla ile ilgili haber alırsan hemen beni ara, olur mu? Tamam. Devin, ara. Yalnız doğar insan, düşe kalka büyüme yolculuğu başlar sonra. Büyüdükçe çoğalacağını, kalabalıklaşacağını düşünür. Ama hayat, biz büyüdükçe daha çok yalnızlaştırır bizi. Sevdiklerimizi alır elimizden. Bize kayıplar yaşatır. Yaşadığımız bu kayıplara bazen birisi sebep olur. Bazen de her şey kendiliğinden gerçekleşir. Kaza mı olmuş? Bir dakika, dur, bir dakika. Geç kardeşim, geç. Babamın arabası mı bu? Yok canım. Değildir ya, Devin. Babam mı?
Canım. Babam mı? Evet, benim. Aslı? Evet. Babamla konuşacaktım ben. Babamla konuşacaktım. Dur. Babamla konuşacaktım, izin verin. Aslan dur, şey, konuşacaktım ya. Aslan konuşmak istiyordu tamam, ya Aslan. Yine. Babam. Ceset torbası getir. İnsan hayatla olan mücadelesinde sevdiklerini kaybettikçe kendisi de kaybolmaya başlar. Baba yanım! Yanım! Bir gün güvenlik alan tek yere döner. Çocukluğuna.